Merhaba arkadaşlar. Texas'tan herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı hafta sonları. Şimdi arkadaşlar bir çift kuş çiftaneye atacağım. Doğrusu çiftaneye de değil de burada uçuk ufak bir göz var, onu atacağım. O kuşlardan yavru almamıştım geçen sene. Bir çift yavru alacağım onlardan. Elimin altında dursun diye ekstra. Onlardan şimdi bir çift atacağım. Şimdi sizlerle birlikte onları bir araya atalım. Arkadaşlar kuşları buraya atacağım. Çifthanelerde sıkıntı yok. Çifthanelere atabilirim ama burada buraya atacağım. Çünkü onları dışarıya salacağım. Girecekler, çıkacaklar. Başka yavru aldığım kuş olmadığı için sadece. Yani şu anda içerideki çifthanelerin hepsi boş. Çifthaneler komple boş arkadaşlar. Hiç şey yok yani oralarda. Yavru mavru yok. Öyle olduğu için sadece bir çiftten yavru alacağım. Onları da işte dediğim gibi şimdi dışarıya atacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bunlar da uzun zamandır bir araya gelmediler. Şimdi bakalım nasıl hareketlenecekler. Çünkü işte erkekle dişiden yavru almayınca sık sık şu arkadaşlar boz kirli dediğimiz kuşlardan. Gel onu tutamadım seni de, öbür tarafa geçmek istemiyorum şimdi. Geçin bakayım şu tarafa gençler. Biz kaçar. Dişimiz bu arkadaşlar. Boz kirli. Hafif hafif tüyden çıkmak üzere. Şöyle bir dişimiz. Ondan sonra erkeği de arkadaşlar. Gideyim erkeğini de alayım. Erkeği. Oğul da babası gibi aynısı. Karıştırmak istemiyorum onları. Neredesin? Bu da erkeği. Arkadaşlar bu şekilde erkekle dişisi. Bakıyorum oğlunu mu aldım diye de, oğlu var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunları bir araya koydum şimdi. Şunları şu taraftan bir kış kışlayayım. Geçin onu abi. Geçin onu şu tarafa. Erkeğimiz dumanlı arkadaşlar. Dişimiz de boz kirli. Bu şekilde bir çift. Bunlardan güzel yavrular almıştım arkadaşlar. İlk çiftleştirdiğim sene. Şimdi de gördüğünüz gibi kaç saniye oldu bir araya atalı. Öpüşme öpüşme yok arkadaşlar. Oldu bitti. İşte erkekle dişiyi ayrı tutmanın faydalarını böyle görüyorsunuz işte arkadaşlar. Sağlıklı çiftleşmeler oluyor yani bu şekilde. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Artistler. Çok fazla şey yapmayın. Kanal çıkmayın. Başımı ağrıtmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir çiftleştirme oldu. Ben zannediyordum ki hani en azından 3-5 dakika bir erkek döner, dişi hareketlenir, şudur budur ama hiç öyle bir şey olmadı yani. Hemen çiftleştirdiler. Gerçekten aman vermediler yani. Bunlardan aldığım yavruların da arkadaşlar 3 tane yavru aldım bunlardan daha önce. 3 tane yavrunun sadece bir tane dumanlı erkeği kaldı. Onu da 2 sene uçurdum. Geçen sene doğru düzgün uçurmadım onu. O hali içeride duruyor. Diğer 2 yavru, bir tane çakmaklı yavru vermişlerdi. Bir tane de bu annesi gibi boz kirli bir yavru vermişlerdi. İkisi de atmacaya teslim oldu. Bu babasının renginden olanı var. O içeride hali. Ne oldu? Hemen işi pişirdiniz sonra birbirinizin yüzüne bakmıyorsunuz. Bu kadar mıydı sevginiz? 5 dakikalık bir heves miymiş?
5 dakika bile değil anasını satayım. 3 saniyelik bir heves mi sizinkisi? Gerçekten arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuşları çiftleştirmek ne kadar kolay olduğunu gördünüz yani. Genelde arkadaşlar erkekler dişiler böyle ayrı olduğu için onları da zaten yılda bir kere çiftleştiriyorum. O da hepsi değil yani. Dediğim gibi bunları daha önce çiftleştirmemiştim. Bunları ilk defa yani daha önce çiftleştirmediğim değil mi? Geçen sene çiftleştirmemiştim yani. Bu geçtiğimiz senede yavru almamıştım. Yani yaklaşık bir seneyi aşkın yavru yumurta görmediler. Haliyle işte bir araya geldikleri zaman kızgınlar yani. Yavru almak, yumurta almak hiç de zor olmuyor. Gördüğünüz gibi şeyde örnekle tescilledik yani. Şimdi bunu oradan ben istediğim erkek de buradan istediğim dişiyi bir araya koyduğum zaman genelde bu kadar hızlı oluyor arkadaşlar çiftleştirmeleri. Bayağı yani arkanı ben diyordum bazılarına, arkamı dönüyorum bakıyorum çiftleşmişler 3-5 saniye içine, inanmıyordu millet. Gördüğünüz gibi yani 3-5 saniye bile sürmüyor yani. Şimdi onlara burayı yuva yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar tek yavru alacağım kuşlar olacağı için onları çiftaneye koymayacağım, buraya koyacağım. Buradan hem kuşları havalandırması daha kolay olur. Hem de onları dışarıya çıkartabilirim. Hem böyle daha bir dolanırlar, otlarlar, hareketlenirler falan filan. Orada yerimiz de hazır arkadaşlar. Yemliğimiz orada. Taşımız burada. Suyumuz burada. Her şey hali hazırda duruyor. Bir tane de folk koyacağım oraya. Olayı bitireceğiz. Bundan sonrası artık gençlerin peşinde. Hadi bakayım. Atla bakayım oraya, çağır karını. Atla bakayım. Bunlar da oraya hiç alışkın değil arkadaşlar. Çünkü yavru olarak orada değillerdi. Sen de geç bakın öbür tarafa. Artis. Geç bakayım kocanın yanına. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir çiftimiz arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan yavruya saldık. Bunlardan çok fazla bir yavru almayacağım arkadaşlar. Bir çift almaya çalışacağım. Zaten şimdi bunlar yavruya, yumurtaya falan çok şey yaptıkları için kızgın oldukları için yavrulara falan da iyi bakıyorlar. Yani sürekli biz yavru almadığım için arkadaşlar buradan sıkıntı olmuyor yani. Sürekli yavru almayınca kuşlar yavruya, yumurtaya, canavar gibi bakıyorlar yani. Sıkıntısız. Sıkıntı olduğu zaman işte kuşlardan sürekli yavru aldığı zaman genelde sıkıntı çıkıyor yani. Şimdi bunlar yumurtaya bakmaya da dünyanın zamanı geçmiş. Yumurtaya kavga ediyorlar bakmak için yavruya yani. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Şimdi bunlar gibi arkadaşlar farklı farklı yavrular da alacağım ama hepsini zaman zaman farklı aralıklarla alacağım yani. Bu erkeğin bunların oğlu, videoları da var aslında şeyde YouTube'daki sayfamda. Hangi şeyin altında, başlığın altında var bilmiyorum da güzel oynadığı videolar var yani oğlunun. Çok enteresan bir kuştu çünkü bayağı uzaktan atıyordu o kuş. Aslında onunla birlikte kardeşi de vardı. Çakmaklı bir tane kardeşi vardı. Çakmaklı bu dumanlı gibi olandan daha iyi oynadı ama çakmaklıyı bir sene bekledik. İkinci seneni uçurduğum zaman üçüncü gününde atmaca aldık. Yani yazı bitirdi. Öbürkü baharı bekledik. Baharı gelince kuşlar atmaca tarafından hava
havada nakavt oldu yani o kuş. Yazık oldu. Bir tane de işte bu annesi gibi bozkirli vermişti. Birazcık daha açıktı ondan. Bu annesine göre. Onu da işte dediğim gibi o da işte hava oyunundayken onu da atmaca aldı. O şekilde ikisi de yalan oldu yani. Sadece bir erkek uşakları kaldı. O şekilde arkadaşlar bir çiftimizi böylece yuvaya koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi çok hızlı da çiftleştiler. Sıkıntısız. İnşallah. Bunlar daha da durmaz zaten. Halen öyle bir havayı aldılar. Tamam, bugün durak yok. Bayağı bol bol çiftleştiler herhalde bugün. Arkadaşlar şimdi kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.